Değerli basın mensupları, hem T1 ve T2 cezaevinde bulunan eş başkanımız Yan Yüksekdağ'ın hem de diğer bekli arkadaşlarımızın değerli basın emekçilerine de selamları vardı. Öncelikle onu iletmiş olayım. Bu vesileyle aslında bütün halkımıza duyarlılık gösteren herkese ve bu dışından gelen heyetin burada olduğunu da ifade ettiğimizde bu dayanışmayı çok değerli görüntülerini, önemli bulduklarını bütün halkımıza selamlarını ilettiler. Gerçekten arkadaşlarımız içinde bulundukları zor koşullara rağmen son derece iradeli bir şekilde cezaevinde moral olarak da yüksek bir düzeyde bu süreci karşılıyorlar. Tabii ki tehlikeli arkadaşlarımızın bir tanesinin karşısında eş başkanımız yani Yüksekdağ bir gün bile bir cezaevinde kalması, tehlikeli arkadaşlarımızın bir gün bile bir cezaevinde kalması gayrimeşrudur. Biz içerideki uygulamaları bir çocuk uygulaması olduğunu zaman zaman sizlerle paylaşmıştık. Düşünün ki bir partinin eş başkanı Sayın Yüksekdağ'la yaptığımız görüşmede bizim bütün yanımıza götürdüğümüz ve kendisiyle paylaşmak istediğimiz dokümanlar, aktarımların eğer kendisine gösterirseniz el konulacağına dair bize hemen uyarılar gelmeye başladı. Bir partinin eş başkanı, 6 milyon oy almış bir partinin eş başkanını siyaset konuşamaz hale getirilmesi cezaevinde de bu uygulamanın da devam ediyor olması ayrı bir sorun. Hukuksuzluğun ne boyutta olduğunu gösteriyor. Kararın canlıyın. Türkiye'deki mevcut anayasa ve Türkiye'deki mevcut kanunların dışında çok üstten siyasi iktidar tarafından bir kararla burada tutulduklarını ve buradaki uygulamaların da o kararla bağlantılı devam ettiğini görüyoruz. Gayri meşru bir durum söz konusudur. Çünkü arkadaşlarımız halen milletvekilleridirler, halen dokunulmazlıkları devam ediyor ve bunların yasama faaliyetlerine katılma, dolayısıyla cezaevinde de siyasi faaliyetlerin yürütme hakları vardır. Bu haklarını kullanmaları engelleniyor. Özellikle Sayın Yan Yüksekdağ noktasında özel bir uygulamanın da ayrıca bir uygulamanın da devreye sokulduğunu ifade edebilirim. Tek kişilik odalarda kalıyorlar. Defalarca müracaatlar yapılmasına rağmen bu tecrit durumu devam ediyor. Diğer T1'de de olan arkadaşlarımız da birbirleriyle görüşemiyorlar. Sohbet dahi edemiyorlar. Halbuki bunlar aynı davadan cezaevinde bulunuyorlar ve bunların bir arada olmaları en doğru olan şeydir. Fakat bu uygulamaların da çok katı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaptığımız itirazlar var. Bu itirazları da yapmaya devam edeceğiz. Hukukları hiçbir şekilde kabul edemeyiz. En nihayetinde 6 milyonun iradesi söz konusudur. Bu uygulamalar sadece vekillerimize yapılmış olarak görünmüyor. Onları seven, onların politikalarını ve mücadelesine katılan herkese yapılmış bir tecrittir, uygulamadır diye düşünüyorum. Figen Yüksekdağ'ın mesajı şöyleydi, hem DT'de bulunan arkadaşlarımıza hem de kamuoyuna şunu söyledi. Aslında bize yapılan tutuklama muamelesi, cezaevindeki uygulamalar demokrasinin hapsedilmesidir, özgürlüklerin hapsedilmesidir, birlikte yaşamın aslında hapsedilmesidir, kat edilmeye çalışılmasıdır dedi. Ama dostlarımız bunu bilsin, halkımız bunu bilsin ki biz haklı ve meşru mücadelemizde içeride de olsak, dışarıda da olsak aynı şekilde devam ettireceğiz bu mücadeleyi. Bu mücadele sonuç verinceye kadar halklarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.
cezaevinde olabiliriz ama hiçbir şekilde ideallerimizden, mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Böyle olacağını düşünenler yanılıyorlar dedi. Biz çünkü haklı bir mücadele veriyoruz. Biz demokrasi ve özgürlük ve barış mücadelesi veriyoruz. Dışarıda bulunan dostlarımız, halkımız da bu çerçevede mücadeleye sahiplenmesi gerekiyor. Mesele şahsımızla ilgili bir mesele değildir. Mesele cezaevinde olmamızla ilgili bir mesele değildir. Tabii bu haksızlık. Ama asıl olan gelecek hayallerimizi hedef almalarıdır. Birlikte yaşamımızı hedef almalarıdır. Ve demokrasiyi hedef almasıdır. Buna karşı da boyun eğmeyeceğiz dedi. Umut ediyoruz ki Türkiye bu gerginliklerden bir an önce kurtulur. Aklı selim hayata geçer. Ve biz Türkiye'nin yararlı olan, yani demokrasisini, özgürlüklerini ve eşitliği getiren her türlü oluşumun, her türlü politikanın yanındayız. Bizim meselemiz Türkiye meselesidir, Türkiye'nin meselesidir. Halkımızın yararına olan her şeyin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bir halklarla bir bizim meselemiz halkların bir arada yaşamasını sağlayacak bir politika, bir süreç yürütmektir. Bunu engellemek istediler diyor. Ama biz kararlıyız. Bu mücadeleyi ne pahasına olursa olsun devam ettirmeye kararlıyız dedi. Tüm dostlarımızın da bu çerçevede olaya, duruma bakmaları gerektiğini ifade ettiler. Ve herkese bu mücadelede başarılar dilediler. Sevgilerini, saygılarını ilettiler. Tüm halkımıza umutlarını korusunlar. Elinde sonunda haklı olan, meşru olan kazanacaktır mesajını ilettiler. Benim siyasi gündemine dair bir mesajı var mı? Yaşanan siyasi meselelerle ilgili bir mesajı var mı? Yani Figen Yüksekdağ'da yaptığımız görüşmede şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz orada yaptığımız konuşmalar kayda alınıyor ve siyasi içerikli olması da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıktığı için gerçekten aslında oradaki sistem Figen Yüksekdağ'ın konuşmaması üzerine kurulu bir sistem. Yani bir şekilde çok siyasi boyutuyla mesajlar verme durumu da takım yasal sorunlarla karşı karşıya kalmak. Ona rağmen Figen Yüksekdağ bunu buna rağmen biz burada siyasetçiyiz, tabii ki siyaseti konuşacağız dedi. Yani şunu söyledi, biz Türkiye'nin yararlı olan, halklarımızın yararlı olan her şeyin yanındayız. Bunun mücadelesine de devam ettiririz. Ama Türkiye'nin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, çok ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığını, biz bundan üzüntü duyuyoruz. Aslında bu sorunları eğer konuşabilseydik, hep birlikte bu sorunları aşabilirdik. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu bizi kaygılandırıyor, üzüyor. Umut ediyoruz ki bizi ve demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yürütenlerin çabalarıyla atlatabiliriz dediler. Yüksekdağ'ın ayrı bir muameleye maruz kaldığını söylediniz diye sosyal farklı biraz açabilirsiniz. Yani görüşmelerinin kayda alınma durumu var biliyorsunuz. Hem görüntülü hem de sesli kayıt alınıyor. Gülsel Yıldırım da aynı durumda. Şimdi orada mesela şey yapamıyorsunuz. Yani bir diyelim ki davasıyla ilgili bir evrakı bile kendisine verip incelemesini istediğinizde hemen el korunuyor. Bunu önce biz inceleyeceğiz. Eğer uygun görürsek vereceğiz gibi bir durum söz konusu. Halbuki avukatla yetkili arasında bir görüşme gizlidir aslında. Herkesle paylaşılamaz bilgilerdir aslında ama işte olağanüstü hal ve kanun ve kararnameler adı altında bir uygulama söz konusu. Ama Figen Yüksekdağ'ın böyle bir özel uygulama olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz aynı durum Selahattin'in sistemi karşılığı açısından da uygulanıyor. Ve biz de bunun bir özel uygulama, üstten gelen
gelen bir emirle hayata geçtiğini düşünüyorum. Buna karşı itirazlarımızı, bütün müracaatlarımızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile dahil olmak üzere bütün başvurularımızı yapıyoruz ve hukuken bir sonuç almaya da ayrıca çaba sarf ediyoruz. Burası bir erkek cezaevi. İlk defa kadınlarda tutuluyor. İçeride nasıl bir düzenleme yapılmış? Özellikle haftalık ortak görüşe çıkabiliyorlar mı? İçeride durum nasıl? Hayır, ben onu kısaca anlatmaya çalıştım. Figen Yüksekdağ'a gelen bir mektup 1,5 ay sonra kendisine ulaştırılıyor. Böyle bir tecrit durumu olduğunu ifade ediyorum. Bir araya gelme koşulu talepleri reddedildi biliyorsunuz. Buna karşı da itirazda bulundu. Ayrıca sadece kadınların haftada 10 saat bir şekilde spor ve sohbet adı altında bir araya gelme durumları var. Onun dışında bir tecrit durumu söz konusu. Başka hiçbir şekilde iletişim durumu durumları söz konusu değil. Ben bu kadar yeten arkadaşlar isterseniz konuşayım. My name is Jonas Sjöstedt. I'm a member of parliament from Sweden, and I'm also the chairman of the Swedish Left Party. I traveled here today with my colleague Lotta Jonsson Fornarve, also a fellow member of the Swedish parliament, in the hope that we would be able to meet with Figen Yüksekdag today in the prison. We applied to the relevant Turkish authorities, but they denied us access to meet our colleague, which we very much regret. We think there is no excuse for keeping her in isolation. We think that she has the right to meet fellow members of parliament from other European countries and to exchange views. We are deeply worried about the way Turkish authorities treat the imprisoned members of HDP. So we think that they should be immediately released without any conditions. We think that the sole reason for keeping them imprisoned is their political beliefs and the fact that they express normal political opinions publicly. And there is no compatibility between imprisoning people for that and having a true democracy. I think this is hindering the relationships between Europe and Turkey increasingly. The fact that you treat members of parliament in this disrespectful and, I would say, also unlawful way. So we have to raise our protest against this behavior from the Turkish authorities. This very evening, the party leaders of the left parties of Norway, of Finland and Denmark will land in Istanbul, and we will travel together tomorrow to Edirne in hope of meeting Selahattin Demirtas in the prison in Edirne tomorrow. And I can assure you one thing, as long as members of parliament from HDP are kept in the prisons, we will keep on coming. We will keep on coming, trying to see them. If they're put to trial, we will keep on coming to the trials. We'll keep raising the issues in our national parliaments and in the European Parliament, asking for true democracy and respect for those who are elected to parliament. Türkiye'nin en kanlı döneminden geçiyoruz. İki hakları açısından da gerçekten bir arada yaşamanın zeminini yok etmeye çalışan, hatta bunun altına dinamik değer bir iktidar söz konusu. Öyle ki seçilmiş olan milletvekili arkadaşlarımız, parti başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yani bir bütün olarak partiye yönelik yoğun bir saldırı gösteriyor. Ve milyonları aşan bir iradedir bu. Aslında bu Figen Yüksekdağ veya Selahattin Başkan, Selahattin Demirtaş'ın şahsında milyonlarca verilen oyun iradesine darbedir ve bu darbeyi de her geçen gün artıran 34. güne bulan bir cezaevi demokratiyle karşı karşıyayız. Her geçen gün bir arada yaşama zeminini yok etmeye çalışıyorlar ve bu siyasal istikrarsızlık beraberinde kanıtlı sıcağısı da getirdiği gibi insanların bir arada birbirine bakacak yüzü neredeyse yok sayacak üzere bir uygulama var. Dün cemaat bunu yapıyordu, bugün AKP yaptı. AKP dün cemaati yaptırdığını, bugün cemaati tutuklayarak bir başka grupla, bir başka savaş isteyen gruplarla birleşerek yine Kürt özgürlük hareketine, Kürt siyasal hareketine aynı uygulamalarla devam ediyor. Bu konudaki istikrar, Kürt politikasındaki istikrar gerçekten inanılmaz düzeyde yürüyor. Tek istikrarları Kürt konusundaki istikrar. Kürt konusundaki politik istikrarların dışında bir istikrarı yok. Şunu da söylemekle sakınca görmüyorum. Arkadaşlarımızın tutuklu olması, partimize yönelik yapılan saldırılar bu mücadeleyi asla geriletmeyecektir. Tam tersi, mücadeleyi daha da büyüteceğiz. Bugün
İsveç'ten gelen dostlarımız yanımızda, yarın diğer arkadaşlarımız, seyirciler gelecek. Ve bu Türkiye'nin ayıbı olarak, Türkiye adaletinin bir kara lekesi olarak tarihe geçilecek. Ve bu uygulamayı yapanlar da elbet bir gün kuşkusuz yargılanacaklar ve birebir bundan dolayı da ceza alacaklar. Bunu hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü biz haklı bir mücadelenin, haklı bir davanın mücadelesini yürütüyoruz. Ve bu mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Ve hepinize teşekkür ediyoruz. Ne doğduğunuz için. Teşekkür ederim. Biraz daha ortaya. Thank you.